Kız, şş, bana bak. Şimdi ben bu kadınla konuşacağım, gidiyoruz diyeceğim. Eğer bana evimizi sorarsa ben susacağım, sen evimiz yok diyeceksin, anladın mı? Anne, evimize ne zaman geleceğiz? Ay kızım, ev mev yok ya. Bu teyzede kalacağız. Burası neyse ki? Üf, ama soru sordun ha yine. Sen benim dediğimi yap, anladın mı? Anladın mı? Hadi. Hadi çık şuradan. Çık. Bu değil. Aç. Şeyma ablacığım, müsait misiniz? Tabii tabii, müsaitim, müsaitim. Gel, gel, gel. Gelin. Gel. Selim. Rahat rahat oturun. Oturun. Ne ikram edeyim size? Çay, kahve, kek yer misiniz? Yok, hiç zahmet etmeyin. Ben sizden özür dilemeye geldim Şeyma ablacığım. Sizin hiç günahınız yokken ben sürükledim sizi o işe. Çünkü babamı kurtarırım sandım yani. Nereden bileyim o adamların dolandırıcı çıkacağını? Ah ah ah, sen nereden bileceksin? Nereden bileceksin? Sen de babana benziyorsun ha. Aynı Fikri Bey. O da senin gibi böyle insaniyetlidir. Hemen herkesi kendi gibi iyi bilir. Öyle mi? Filiz de bana çok kızdı. Tabii gitmemi istedi. Aa, ne? O kadar haklı ki. Ya çok haklı. Başka yalanlarımı da yakaladı tabii. Kızım bana güvenecek hali kalmadı. Yalan mı? Ne yalanı söyledin ki? Ben onlara Zeynep'in benim kardeşim olduğunu söylemiştim. Aslında Zeynep benim kızım. Kızın mı? Sen niye böyle bir yalan söyledin ki? Şeyma ablacığım, siz dulsunuz değil mi? Evet, dulum. Boşandım ben de. Sizin de benim gibi böyle bir tanecik kızınız var. Allah bağışlasın onları. Var, kızım var. İşte bu yüzden siz beni daha iyi anlarsınız. Dul bir kadın olarak çocuk büyütmek, hele ki kız çocuk, çok zor biliyorsunuz. Ha, ben anladım seni. Anladınız değil mi? Anladım. Bir de para meselesi var. O ne? Şimdi benim bir arkadaşımın parası bendeydi. Kızın belalısı gelecekmiş de işte. Saklayayım diye bana verdi parayı. Babam da böyle gelip beni apar topar götürünce kızın parası bende kaldı mı? Filiz de onu bulunca hepten yanlış anladı. Aa. Ya. Ama o da haklı. Değil mi? Öyle bir durumda ben de olsam bana güvenmezdim yani. Hele de babamın başına gelenlerden sonra. Ben daha fazla lafı uzatıp sizi hiç yormayayım. Biz gidelim. Hakkınızı helal edin lütfen. Ya yani helal olsun, helal olsun da siz ne yapacaksınız şimdi? Eve mi dönüyorsunuz? He? Bizim evimiz yok ki. Ne? Nasıl yani? Ne diyor? Aa Zeynep! Biz kira borcunu ödeyemediğimizden çıktık da onu diyor Zeynep. Olsun. Ne yapalım? Bulacağız artık başımıza sokacak bir otel odası falan. Sonra ben de işe girip para kazanırım falan. Bakalım başımıza neler gelecek. İnşallah bizim de böbreğimizi falan satmazlar oralarda. Ay ne diyorsun öyle? Olur mu hiç öyle şey? Otel odası falan. Ne yapacak bu kız oralarda? Pis pis yerler. Hijyen lazım bu kıza. Öksürüyor falan. Şey, ne bileyim sen diyorsun ki işe gireceğim, çalışacağım. Gündüzleri kim bakacak bu kıza? Aa, doğru. Ben onu hiç düşünememiştim ya. Eliz, şey diyorum acaba... toparlayana kadar burada mı kalsanız? Ay hiç öyle şey olur mu Şeyma ablacığım? Size biz hiç rahatsızlık vermeyelim. Ay 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 yok öyle rahatsızlık falan yok. Olur mu öyle şey dedi hem ne bileyim yani hiç öyle bir şey olmaz. Benim içim rahat etmeyecek yoksa. Hem ben Zeynep'e yemekler yaparım. Onunla böyle güzel oyunlar oynarız. Ha? Oynarız değil mi tatlı? Ha? Değil mi bak? Filiz, bak inan bana da moral olur. Müjde evde yokken çok sıkılıyorum be. Ha? Siz ne kadar iyi bir insansınız ya. Gerçekten. Size bir kere sarılabilir miyim? Ay burnum sızladı çok. Tabii. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.